sağ içini konuşalım dedik. O zaman 11 lira üzerinden giderim Ilgaz'ınlar ve Mehmet Ayan'ın da söz alacaklar şüphesiz. Beşiktaş'ta başlayalım. Nasıl bir 11 olur Beşiktaş'ta ki Beşiktaş'ın 11'i klasik. 3 aşağı 5 yukarı belli. Yani Ersin, Rose, Wellington, Vida, Sakala, Josef, Gezal, Atiba, Laiç, Larin, Abubakar. Evet. Var mı itirazı olan? Hayır. Belki buraya bir hamle gelir yok, mi? Yok. Mensa hamlesinden gelmez, bahsediyorum. Gelmez. O da antrenmana katıldı mı? Benim de soru işareti yok. Sanmıyorum. Ha, benim de soru işaretim Laiç'in yerine Hoca Necip'le başlar mı? Fenerbahçe'yi tam böyle tutmuş. Hiç, onu hiç sanmıyorum. Hiç yapma, hiç sanmıyorum onu. Onu hiç yapmaz. Ben soru işareti onu da 11'de 10. Aynı bir kere öyle bir 11 hangi maçta denedi? Verim alamadı. İkinci yarı hemen değişti. İki hafta önceki maç. İki maç öncesi. Yani o kadar fazla maçı oldu ki. Birkaç maç denedi onu. Denedi. Hatay maçı falan denedi. Hücum olarak doğru verimi alamadı bence. Hiç hücum olarak doğru verimi alamadı. Oturmuş bir şey var. Mensah almıştı oyunu. Başakşehir maçında buna döndü. Josef de Souza'nın golü geldi zaten. Necip, Atiba üçgende galiba değil mi? Evet, evet. Necip oyuna girmişti 2-1 olduktan sonra. 2-2 oldu, 3-2 oldu. Josef de Souza attı. Lig maçından bahsediyorum. Hı hı. Ama bir de böyle bir başladığı 11 vardı. O da sıkıntı. Burada... Ben bu muhtemel kadronun maç 11 olduğunu. Evet, maç 11'i. Yani... Tamam. Çok ekstrem bir değişiklik beklemiyorum açıkçası. Bir değişiklik olabilir diye bilgiler de geliyor. Ama Raşit Gezal, Adem Laiç geldikten sonra... Mensah'la ilgili. Yani oraya başka alternatif de yok zaten. Laiç ile Raşit Gezal'ın sahada olması ikisinin de hoşuna gidiyor bence. Hı-hı. Çünkü Gezal'ın üstünden bazen sorumluluk alıyor Adem Laiç. Ve hatta Adem Laiç üzerinden sorumluluk alıyor. Alması da gerek zaten, evet. Bunu dile getiriyor. Yani hep... Atiba Josef olur, orayı Dorukhan olabilir. Yok, Atiba Josef. Tam onu söyleyecektim. Yani... Bir soru soruyorsun. İki tane eski futbolcu, iki tane gazeteci ve senin gibi deneyimli bir gazeteci konuşurken Dorukhan'a laf 3. dakikada geliyor. Evet. Herhalde kendine bir şey çıkartır bu çocuk yani. Ve milli takım kadrosunda da çağırdı. Herhalde bir şey çıkartır. Ya yazık ya, bak ben Necip diyorum, sen şey diyorsun, Ceyhun hayır Laiç diyor. O Laiç'e biz 3 ay önce özel hayatı başta olmak üzere neler söylüyorduk hep beraber. Sen Mensah diyorsun. Ben Necip olur mu diyorum. Dorukhan aklına 3. dakikada geliyor. Dönüp bu çocuk kendine inşallah bakıyordur ya. Ben ama ne şu, yapıyorum şu dizilişte hani Dorukhan kötü oyuncu falan değil. Oynayabilir tabii ki ama şu dizilişte mesela Atiba ile Josef oynuyorsanız onların önüne daha kreatif bir oyuncu olması lazım. Ya bu Dorukhan değil de yani. O değil. Atmaya çalıştım. Dorukhan'ı oynatsın demek istemiyorum. Atmaya çalıştım. Başka bir şey 11. adam konuşuyoruz. Dorukhan'a sıra 3. dakikada geliyor. Dorukhan'ın için bu kadar geriye gitti. Ya geriye gitti, evet. Az şans bulduğunuz zaman geriye gidebilirsiniz. Normaldir ama Dorukhan'ın bir kalitesi var. Kesin. Belli, kumaşta belli. İyi bir oyuncu, daha da iyi olabilir. Zaten şu anda milli takıma bile seçildi, öyle değil mi? Milli takım oyuncusu. Ama şu anda oturmuş öyle bir kadrosu var ki Beşiktaş'ın. Josef ve Atiba. 11'de onu sayıyoruz en, zaten. En sağlamları derseniz burası diyebilirim yani. Beşiktaş'ın diğer takımları nasıl fark yaratabiliyor? Burada fark yaratabiliyor. Bir de Atiba savunucu değil, Atiba 3. santrafor. Beşiktaş geldi. O kadar fazla koşu atıyor ki rakip ceza sahasına. Yani çok tecrübeli aslında. Tam bir seçim. Çok tecrübeli. Evet. Abdullah Hoca Dorukhan'dan onu beklemişti. Hatta geçen senenin ilk maçına gidelim. Sivas Spor maçı. Taylor Boyd'la kaleci Samasta'nın çarpıştığı an vardı. Dorukhan'dan öyle sürekli bir ceza sahası koşuları istiyordu Abdullah Avcı. Ama Dorukhan bence Atiba kadar doğru pozisyonda top almayı bilmiyor. Veyahut da doğru olur, koşuyu gösteremiyor. Çok zamanı var. Çok zamanı var. Sakatlık öncesi döneminde sürekli oynadığı dönemde Dorukhan bunları yapıyordu. Yapıyordu ya, da. Yani. İşte Atiba daha iyi yapıyor. Öyle evet, diyeyim. Atiba daha iyi yapıyor. Üzerinden 15 gol, 5 asist Abubakar, 14 gol, 4 asist Larin. Müthiş bir hücum hattı var. Kaç asisti var? 12. Evet. Asist kralı zaten. Asist kralı adam yani. Gezal. Fenerbahçe'nin kadrosuna bakalım. Fenerbahçe'de kadro. İşte burada bayağı kafa yoracağız. İşte bu. Burada başlıyor. Bulmaca burada başlıyor. Bizi düşündürecek. Biz elimize ulaşan bilgilere göre bir kadro belirledik. Mutlaka sizin itirazlarınız, artlarınız, eksileriniz olacak. Ilgaz genelde itiraz etmez ya. Yok, ben ederim ya. Ama Fenerbahçe'de değişken bir kadro var. Altay, Novak, Zalay, Serdar, Gökhan mı, Nazım Sangare mi? Gökhan idmana çıkmış. Ozan, Gustavo, Valencia, Pelkas, Osay, Samuel, Mehmet İyam, Ceyhun Eriş. En az 3 farklı oyuncu bekliyorum ben burada. Mesela? En az. Caner'i kesinlikle oynatacaktır. Caner de milli takımı seçildi bu arada. Caner'i kesinlikle oynatacağını düşünüyorum ben. Dün akşam aynı programdan şey söyledim. Ben niye olduğunu söyledim. Ben de Ceyhun'la aynı kanaatteyim. Canersiz başlayacağını düşünmüyorum hocam. Peki sağ Gökhan mı, Nazım Sangare? Ben anlatacağım. Ceyhun'un kızını anlatacağım. Ben söyleyeyim. Ben olsam Caner'le başlamam. Ama bak, neden başlamam? Caner evet çok iyi bir sol ayağı olan bir oyuncu. İyi orta yapabiliyor. Ofansa çıktığı zaman etkili bir oyuncu. Ama karşısında oynayan Cezal var. Maçın başına baktığımız zaman. Bütün bağlantılar yani o Abubakar'la Larin'i besleyen en baş oyuncu Cezal. Cezal
yakın oynadığınız zaman arkasında eğer sert olduğunuz zaman Cezal ne temposu yüksek bir oyuncu ne de birebir de onu yakartıp geçebilecek bir oyuncu. Cezal içeri giriyor. Orta sahaya kalabalık oluyor şey Beşiktaş takımı. Kalabalık orta saha. Atiba bazen şeye giriyor. Rozi'ye giriyor zaten. Oluyor. Rozi kenardan oradan giriyor. Orayı o kullanıyor mesela. İlk başta onu sağlam olacak. Yani mesela Rozi ile şeyin arasını yani iletişimi bozacak. Onlara izin vermeyecek. Daha sert. Döndürmeyecek. Defansif özelliği daha iyi bir oyuncu olması lazım. Çünkü Cezal en kilit oyunculardan bir tanesi. İlk maç hatırlayalım. Abubakar attığı gol. Aynı şekilde orada etkili girişleri, arıya attığı paslar. Ya orada bence daha Novak oynamış olsa, daha sert bir defans yapmış olsa daha bir başarılı olur diye düşünüyorum açıkçası. Ben de tam da bu yüzden oynatır diye düşünmüştüm. Yani Gezal'ın etkinliğini hücumcu Caner'le kırabilmek adına tam da bu yüzden düşünmüştüm. Ben hem onu düşündüğüm için söyledim hem bir de şöyle bir savım var. Tekrar takıma döndükten sonra takıma yaptığı bir konuşma var biliyorsunuz. Hani basına da yansıyan, herkesin duyduğu özür dilemesi hem teknik heyetten, Erol Bulut'tan hem takım arkadaşlarından. Bir ders çıkardığı anlamına geliyor. Ve yani onu da doğrudur, ders çıkardı ama defansif özelliği çok doğrudur. Şeyi eksi bir oyuncu yani. Ama şimdi ofansif anlamda da Gezal'ı biraz şey yapabilir, oyundan düşürebilir. Çünkü eğer her geldiğinde Gezal zaten defansa yardım eden bir oyuncu. Onda bir sıkıntı yok. Ama bunu çok fazla yaptığı zaman bu sefer öndeki etkinliğini de kaybedebilir. Bak hep şey konuşuyoruz ama zaten. Olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Hani Caner'i oynatma düşüncesi... Orta sahayı da konuşmak lazım. Caner'i oynatma düşüncesi tamamıyla bu. Şu an o kadar istekli ki. Bir de Beşiktaş'tan tekrardan Fenerbahçe'ye geldi. Böyle bir dönemden çıktıktan sonra bir Beşiktaş maçında oynamayı çok arzu ediyordur. Ve bunu çok bariz bir şekilde antrenmanlarda belli etmiştir. O yüzden ben Caner'le başlayacağını düşünüyorum. Muhakkak ama yani bir strateji yaptığın zaman planda bence yani belirleyici oyuncu Caner olmayacaktır. Caner de o konsantrasyonuyla o kadar da defans anlamda orta kötü oyuncu önemli. Sağlam bir kaynaktan gelen bilgi Caner ve Gökhan olacak. Onlarla yani doğrudur. Yani olacak şey o büyük ihtimalle. Orta saha üzerinden orta Ozan, sahada, Gustavo. Gustavo'nun yanına kim? Ozan mı? Ya aday muhtemel şok. Kadroda Ozan görünüyor ama Ozan Gustavo'yla iyi oynuyor. Mert Hakan da olabilir. Bence ben sanki İrfan Can daha ağır İrfan basacak. Can da olabilir. Evet, İrfan Can daha ağır bu akşamki sonuçta Sosa olmaz mı? Stratejilerini değiştirdi mi? Sosa olmaz mı? Olmaz. Olmasın zaten. Neden Sosa? Yani. Benim elimde Sosa olursa ben Beşiktaş gibi bir takıma ikinci yarı kullanmaya, Beşiktaş gibi bir takıma karşı oyunu tuttuktan sonra Galatasaray maçında ilk yarıda olduğu gibi ikinci yarıda ondan verim almaya çalışırım. Bu benim bugünkü değil, daha birinci günden beri Fenerbahçe'yle ilgili düşüneceğim. Ben ikinci yarı kullanırım. Bu konuda bir şey ekleyebilirim bununla ilgili. Sosa ile ilgili mesela. Çok özür dilerim İbrahim. Çok sürpriz bir şey de yapabilir Erol Hoca. Üçlü savunma yapıp çok risk olur o yani. Evet, Caner Gökhan. Ama bazen şaşırtmak gerekir ya İbrahim. Hani rakibini de şaşırtabilirsin. Ama şaşırtmayı defans bölgesi değil de çünkü hani zordur ama ileride sahayı, yapabilirsiniz. İşte orta sahayı daha kalabalık tutup hani o Beşiktaş'ın 5-6 oyuncuyla geldiği pozisyonlar oluyor. Hatta ya, yerleştiği yani. Yerleşti. O yerleşimine engel olmak için yani daha kalabalık bir orta saha, üçlü savunma. Çünkü Zalai sol bek oynadı. Yani ne kadar iyi oynadığını geldiği gördük. Geldiği takımdan ve milli takımdan üçlü savunma oynuyor. O kaymaları yapabilecek bir üçlü oynatabilir. Kimi koyuyorsun Ceyhun oraya? Orada Novak da üçlü stoper oynamayı biliyor. Öyle gelmiş. Sinan? Yok. Serdar. Üçlü koydun. Evet. Gustavo'yu da koyuyor musun? Tabii Gustavo'yu. Ben de sana daha farklı bir üçlü yapayım. Eğer üçlü oynamayı düşünürsen. Novak Salah'ı Serdar Aziz. Novak Trabzon'a üçlü savunma oynayan sol stoper olarak geldi. O kadar iyi biliyor ki oyun oynamayı. Çok iddialı ya. Çok riskli yok, yani. Böyle bir derbi maçında bunu kimse koyamaz kolay kolay. Yani. Vallahi savunmayı. Hiç de belli olmaz biliyor musun İbrahim? Yani karşındakini de geçen programda Reha Hoca çok güzel bir şey söyledi. Bazen öngörülmeyen şeyleri yapmalı teknik adamlar ki karşındakini de afallatabilirsin. O maç bu maç. Doğru söylediniz evet. Ama bunu önde yapsa